Herkese merhaba. Ben Hüseyin Pembeoğlu. Her şirketliğim ve parametrik tasarım webinarına hoş geldiniz. Öncelikle ekran paylaşımında ya da seste teknik bir sıkıntı varsa soru kısmından, questions kısmından iletebilirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Bu webinar Mayıs ayı webinarımız. Bu sene düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu 5. webinarımız. Sürekli takip edenler bilirler ama bilmeyenler için hatırlatalım. Ocak ayında başlamıştık. BİM nedir? Arşikete BİM ilişkisi nasıldır? Devam eden ayda Open BİM mantığını anlattık. Daha sonra Mart ayında takım çalışması ve geçtiğimiz ayda da morf ve kabuk araçlarıyla nasıl farklı geometrileri üretiyoruz üzerine webinarlar gerçekleştirdik. Bunları YouTube'da BIMsoft kanalımızda bulabilirsiniz. Sizlere bu webinarda morf ve kabuk araçları demiştik. Onların daha ileri şekilde farklı geometriler üretmenizi sağlayan ARCHICAD Rhino Grasshopper arasındaki canlı bağlantı özelliğini anlatmaya çalışacağım. Webinar kısmı ile ilgili önce bir bilgi vereyim. Tam ekranlı yapmak için ne yapmanız gerekiyor ya da soru sormak isterseniz question kısmına nereden ulaşabilirim? Bunları bu ekranlar sayesinde görebilirsiniz. Nasıl bir akış izleyeceğiz? Öncelikle kısaca bilmeyenler için ARCHICAD'den ve Rhinoceros'tan bahsedeceğim. Çünkü sadece Rhino ve Grasshopper tarafı bildiği için gelmiş olabilirdi bir kullanıcı. Ya da ARCHICAD'i biliyordur. Rhino bağlantısını tanımak için gelmiştir. Gibi gibi. Daha sonra algoritmik tasarım mantığından bahsedeceğim. Çünkü bu bağlantının asıl adı algoritmik tasarım bağlantısını sağlamak ve bunu en güzel bir demo ile canlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Sizler de daha sonra ARCHICAD'i ve Rhino'yu bu bağlantıyı denemek isterseniz hangi linklerden indirebileceğinizi sunumun sonunda da kısaca anlatacağım. Sunum boyunca GoToWebinar'dan, question kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Azıcık yankılanma var demiş. Yani ses yalıtımı için çeşitli şeylerimiz var etrafımızda odamızda ama bu odaya yeni taşındık ondan dolayı olabilir. Yankılanma için kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim. Özetlemek gerekirse başlamadan önce bu bağlantı BİM tüm olanaklarından yararlanarak bir BİM programı içerisinde kalarak eş zamanlı karşılıklı serbest biçimli yani free form parametrik tasarım yapmamızı sağlar. Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten graphisoft.com sitesinden edinebilirsiniz daha sonra. ARCHICAD'den hızlıca bahsedelim. ARCHICAD bir BIM yazılımıdır. Yaklaşık 35 yıllık dünyada çok sayıda kullanıcısı var. Çok sayıda dile çevriliyor. Bunlardan biri de Türkçe. Ve en büyük avantajlarından bir tanesi de Mac'te ve Windows'ta çalışabiliyor olması. Dolayısıyla platform free bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Çeşitli kullanıcıları var. Bunlardan en bilineni dünyada Bigtable, Jerkin, Gelsir en son dönemde. Özellikle onlar Rhino ile çok iyi ve sık çalıştıkları için her şirketi tercih etmiş durumdalar. Onun dışında Türkiye'de de Tabanlıoğlu'ndan, SEYİK, Adnan Kazmoğlu, TC Mimarlık gibi çok sayıda kullanıcımız var. Ve bu 1 milyon aşkın proje gerçekleştirdi. Yine bunların detayına örneğin bu Sporto'da Akhisar Stadyumu'na birazdan değineceğim. Rhino programı nedir? Rhino merkezi Seattle olan McNeil Associates tarafından geliştirilen bir programdır. Yerel ofisleri bulunur. Bunlardan en bilineni Barcelona'dır. Hatta bu nedenle İspanyol yazılımı diyebilir. Küçük bir ekibi var, 90 kişi. Çeşitli kullanıcıları var. Rhino programı ne yapar, neye yarar? Yani neden diğer programlardan farklıdır diye bahsedecek olursak. Rhino Nerves mantığıyla çalışır. SketchUp, Max, hatta ARCHICAD gibi programlar genel olarak poligon mantığıyla ortogonal bir yapıda size dik köşeli geometriler oluşturmada kolaylıkla sağlar. Ama eğrisel hatlar dediğinizde örneğin bir yat, bir tekne tasarımı, bir yüzük gibi objeler, geometriler yaratmak istediğinizde Rhino mantığı daha uygundur. Ve katı modelleme yapmanızı sağlar. Rakamlarla, verilerle çalışırsınız, formüllerle çalışırsınız. Bu kesinlik ve uyumluluk sağlar. Rhino'nun da hem Grasshopper üzerinde hem de kendisine hem Rhino'ya hem Grasshopper'a çok sayıda eklenti ekleyerek
iki yazılımı da geliştirebilirsiniz. Biz bugün bunlardan Grasshopper üzerinden ilerleyeceğiz. Grasshopper nedir? Rhino'nun history özelliğini, yani komutların hafızasını kullanarak girdiğimiz komutları tekrar tekrar değiştirmemizi sağlayan bir yazılımcık. Zamanla çok sayıda geliştirmeyle birlikte bugünkü halini aldı. Önceden Rhino'nun yanında, Rhino 5'e kadar, 5-6'ya kadar harici bir program gibiydi. Fakat Rhino 6 ile birlikte programa dahil edildi. Bu program kodlama bilgisi gerektirmez. Kabloları birbirine bağlı gibi şekilde var olan komutları, bildiğimiz komutları bölme, çarpma, taşıma, ölçeklendirme ve çok daha fazlasını geometrilere uygulamamızı sağlar. Peki algoritmik tasarım nedir? Algoritmik tasarım ya da parametrik tasarım diye de bilinir. Bilgisayar ortamında herhangi bir tasarım yapmaktan biraz daha fazlasıdır. Geleneksel yazılımların bir çeşitli kısıtlamaları vardır. Az önce bahsettiğim gibi bir komutu örneğin taşıdığımızda bir objeyi geri almamız için ya da farklı yerlere taşımamız için o komutları tekrar tekrar uygulamamız gerekir. Algoritma ise bir formül gibidir. Ya da bunu en iyi anlatan örnek bir yemeğin yapılışı üzerinden verilir. Bir yemek tarifinde neler vardır? İçerik vardır. Hangi malzemelerin ne kadar kullanılacağı. Onun dışında da tarifi vardır. Şunu şu şekilde koyun, şu derecede kaynatın gibi gibi. Algoritma da bu şekildedir. Bu objeyi al, şu kadar uzağa taşı, kadar parçaya böl. Ve en büyük avantajı, siz bir yemeği yaptığınızda tekrar geriye dönüp bunun şekeri az olmuş, çok olmuş diye değiştiremezsiniz. Fakat algoritmik olduğunu varsaydığımız bir tasarımda, bir yemekte bu çok az, bu çok tatlı olmuş deyip şeker parametresini azaltarak istediğiniz tatlı keki yaratabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu da bize nasıl bir avantaj sağlıyor? İnsan limitlerini aşabilen şekilde kompleks geometriler ve sınırsız varyasyonlar üretmemizi sağlıyor. Açıkçası bu nedenlerle mimari tasarımın hani böyle geleceğinde adı geçen kavramlardan biridir algoritmik tasarım. Aşağıda Rhino için eklentilerin bir imajını görüyorsunuz. Food for Rhino diye. Grasshopper üzerine de çeşitli eklentiler yükleyebiliyoruz. Form bulmak için örneğin Smart Form, çevre analizleri için Ladybug, Honeybee gibi ya da süre optimizasyon, dünya fiziğini yansıtmak için Kanguru gibi çeşitli eklentilerle mimari tasarımımızda analizler de yapabiliyoruz. Sadece form üretmek için kullanmıyoruz. Türkiye'den böyle bildiğim iki tane çalışmayı koydum. Bunu bir arkadaşım üzerinde çalıştığını söylediği için biliyorum. Yoksa elimde yazılı bir kaynak yok. Dışarıdaki Vodafone Arena'nın dış hattındaki kolonların hem rastgele gibi durması hem de bir yandan da uygulama kolaylığı için rastgele olmaması adına burada bir parametre, bir algoritma geliştirilmişti. Her gün önünden geçtiğimiz bir yapıdır. Bu da iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında AkMerkez Türkiye'nin ilk alışveriş merkezlerinden biridir. Cephe yenilemesine gittiklerinde farklı bir formla çalışmayı denediler. Bu formu herhangi bir diğer yazılımlarla yapmak ve bunu uygulamak kolay olmayacaktır. Rhino Grasshopper'la hangi parçanın hangi diğer parçanın yanına geleceğini ve boyutlarını parametrik bir şekilde alabiliyoruz. Türkiye'den de Sportoto Akhisar Stadyumu'ndan bahsedeceğim. Adnan Kazmoğlu eski ve iyi Arşiket kullanıcılarımızdandır. Bizimle bir videolarını da paylaşmışlardı. Şu anda bu stadyum aktif bir şekilde devam ediyor. Hani futbolu takip eden kullanıcılar bilecektir. Açılışı gerçekleşti 2016 yılında. Burada yapılan şey nedir özetle? Dış hatları alınmış, Rhino'da dış hatları çizilmiş stadyumun basitleştirilmiş dış hatlarını Arşiket'te dış kabuğu nasıl yapabileceğini, hangi varyasyonları tekrar edebileceğini, işte yaprak diye bir örneğin modül var. Yaprak sayısı diye ekranın sağ üstünde görebiliyorsunuz Grasshopper ekranında. Yaprak sayısını arttırıp azaltmak, yaprağın içindeki bölüntüleri azaltmak, yüksekliğiyle oynamak. Bu 7 dakikalık bir video olduğu için ben atlayarak ilerleyeyim. Böyle içerisindeki bölüntüleri arttırmak. Ya da
başlangıç noktasını ve yüksekliğini değiştirmek gibi parametrelerle doğrudan şirket içerisindeki elemanları değiştirmiş oluyoruz. Bu örneğin işte kolon elemanı, dikme elemanı gibi elemanlar. Bunların BIM elemanlara, BIM elemanlara dönüşmesinin avantajı nedir? Döküm almak istediğimizde hangi parçadan kaç tane var ve hangisinin boyutu ne kadar biliyoruz. Dolayısıyla burada maliyet hesabında vesaire de işimize yarıyor olacak. Burada aslında tek bir dörtgen çizgi üzerine kurulmuş yapı üzerinden sayısız varyasyon üretildiğini görebiliyoruz. Stadyumun dış hatları bir noktada değişirse, örneğin burada daire bir çember üzerine uygulanıyor formül. O da otomatik olarak değişecektir. Dolayısıyla aslında çok az elemanla çok sayıda sonuç elde edebiliyoruz. Bununla beraber demo kanalımıza dönüş yapabiliriz. Bir de bunları canlı olarak görelim. Ben önceden arşketimi, Rhino'mu sol üst köşede ve onun yanında, onun altında Grasshopper ekranımı hazırladım. Ama kapatıp doğrudan da canlandırabiliriz. Aynı anda 3 pencereyle çalışıyor olduğumuz için hani iki adet ekranınız olmasını tavsiye ederim şu anda, ama ben tabii bir ekrana devam edeceğim. Rhino CAD programları gibi komut bazlı çalışır. Buraya gibi komutu yazdığımızda belirecektir. Move, rotate vesaire gibi komutları görebiliriz. Grasshopper'ı çalıştırmak için dediğim gibi Rhino 5 dahil sürümlerde buraya komut ekranına Grasshopper yazmamız yeterli olacaktır. Tabii öncesinde Grasshopper'ı indirip kurmuş olmamız gerekiyor. Rhino 6 ile beraber kendi ikonu da eklendi. Rhino'yu açtığımızda Grasshopper açıldığında pardon, bu şekilde bir pencereyle karşılaşırız. Default olarak parametre met ve mesh kısmına kadar ki, daha doğrusu bu trim kısmına kadar ki komutlarımız, objelerimiz gelir, komut objeleri. Bunlardan istediğimizi tıklayıp ekleyerek parametreler yaratabiliriz. Ya da çift tıklayıp örneğin açılan ekrandan komutumuzu girebiliriz. Tıkladığımızda herhangi bir komutun iki çıkışı olur, girişi ve çıkışı olur daha doğrusu. Bizden istekleri ve bunun sonucunda ürettikleri sonuçlar olacaktır. Buradan bir geometriyi alıp belli bir açıda döndürmek üzerine, belli bir yüzey üzerinde döndürmek üzerine bir rotate komutu görüyoruz. Örneğin, Rhino içerisine, Grasshopper içerisine Archicad'i eklememiz için, Archicad ikonlarının da burada belirmesi için yine web sitesinden kurulum yapmamız gerekiyor. Kurulum yaptıktan sonra Archicad'deki objeleri Rhino'ya, Rhino'dakileri de, Grasshopper'dakileri de Archicad'e bağlamamıza yarayan bu ikonlar belirmiş olacak. Herhangi bir dosya açmak istersek Open'dan ilerleyebiliyoruz. Bağlantıyı çalıştırmadan önce yapmamız gereken, Archicad tarafında yapmamız gereken tek bir şey var. O da dosya birlikte çalışabilirlikten Grasshopper bağlantısını çalıştırmak. Start Connection dediğimizde şu anda herhangi isim verilmemiş olan bu Unnamed dosyasına otomatikman bağlandı. Şu anda burada yarattıklarım ya da Rhino'da yarattıklarım Archicad'e gidiyor olacak. Basit bir örnekle başlayayım. Rhino üzerinde bir eğrisel çizgi çizeceğim. Curve komutuyla bir çizgi çizdim. Normalde Rhino Archicad'i tanıtabilmek için öncelikle onu Rhino'ya aktarmamız gerekir. Rhino'da geometrilerin hepsinin birer adı vardır. Bir curve çizmiştim. Curve yazdım. Ve Rhino'daki çizgiyi, eğriyi Grasshopper'a bağlamak istiyorum. Bunu yapmak için sağ tıklayıp bir adet çizgiyi buna tanımla diyorum. Set one curve. Rhino ekranımda tıklıyorum ve yeşile dönüyor. Burada da parametrede artık
sonsuz bir şekilde aktarıldığını görürüz. Aktaramazsanız zaten kırmızı ya da sarı renkte size burada küçük bir balonla uyarı veriyor olacak. Tıkladığımda da Rhino ekranında neyi tıkladığımı görmüş oluyorum. Bu çizgiyi üzerine örneğin arşitek tarafında bir duvar ekleyelim. Buradan design altından duvar komutunu çiziyorum. Normalde biz arşitekte duvar çizerken aslında birer çizgi çiziyor gibi davranıyoruz. Şu şekilde bir kılavuz hattı var, mavi çizgi. Rhino tarafında da, crossover tarafında da bize o çizgiyi soruyor. Ben bu hattı takip etmesini istedim ve bu çizgi üzerinde tanımlanmış duvar modelime eklendi. Hatta daha önce eklediğimde de bir kesişim gerçekleşti. Onu da şöyle kenara çekelim. Ben bu noktada Rhino üzerinde değişiklik yaptığım anda canlı olarak ArchiCAD üzerinde de değişiyor olacak. Herhangi bir gönder al gibi bir komut yapmadım. Dolayısıyla tek taraflı bir göndermeyi görmüş olduk. Bir de diğer yöntemi deneyelim. ArchiCAD'deki bir duvarı Grasshopper'da görmeyi, Rhino'da görmeye çalışalım. Çünkü bazen ArchiCAD'de BIM projesi üzerinde çalıştığımız bir yüzeyi örneğin buraya tanıtmak istiyoruz. O yüzeyde bir cephe çalışması yapacağız örneğin. Onun ölçülerini almak ya da duvara belli aralıklarla bir şeyler yerleştirmek, örneğin bir kolon yerleştirmek için doğrudan BIM projesini okumamız gerekebilir. Bunun içerisinde de ArchiCAD'e bu bağlantının ikinci kısmının 2.0'da gelen özellikle ilerliyoruz. Yani Deconstruct'la buradan bir duvar komutu ekledim. Yine az önce nasıl Rhino'daki çizgiyi Grasshopper'a bağlamıştım. Burada da bu duvarı ArchiCAD'den alıp Rhino'ya bağlayacağım. Yine bir duvarı al diyorum. Rhino pencerem küçülüyor ve ArchiCAD ekranından seçim yapmamı istiyor. Duvarımı tıkladığımda artık komutum yeşile döndü ve ben bu duvarı kullanabilirim. Yine aynı şekilde sadece göstermek için ekliyorum. Artık burada da bir adet kör mevcut. Rhino ekranında görüyorsunuz. Mesela bu çizgiyi bölelim. Bölme işlemi uygulayalım. Divide curve diyelim. Kaç parçaya böleceğimizi kontrol eden araç number slider ekledik. Bunlara yine isim verebiliriz. Örneğin kolon adedi gibi. Bunlara gerçekten kolon eklemek istersek yine ArchiCAD'de ne yapıyorduk? Az önce design'dan bir duvar ekledik. Yine design'ın altından kolon ekleyebiliyoruz. Bu noktalara kolon yerleştirsin diyebiliriz. Doğrudan duvarın içine yerleştirdi. Bunları örneğin taşıyalım. X doğrultusunda taşısın. 2 birim taşısın. Muhtemelen metre olacaktır. Buradan bu noktaları belli mesafede taşımasını sağlayan bir parametre girmiş oldum. Buradan değiştirdiğimde her iki tarafta da değişiyor olacak. Yine aynı şekilde sayısını da arttırabilirim. Buraya kadarki kısım sanki 50'de yapılabilirmiş gibi görünse de aslında bunların hepsinin karşılıklı olarak birbirine bağlı olması durumu var. Böyle bu çizgiyi uzattığımda ve değişiklikleri Rhino'ya gönderdiğimde send changes diyerek parametreye bağlı olarak onların da değiştiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu en basit haliyle bile neler yapabileceğimizi gösteren bir örnek. Şimdi dilerseniz
Bu bantıyı koparıp daha farklı, daha farklı geometrilerde daha freeform bir çalışma deneyelim. Buradan bu dosyayı kapatıyorum. Temizliyorum. Tabii her şirket üzerinde Rhino bağlantısı yaptığınız elemanlar kilitli hale gelirler. Kilitleyip daha sonra düzenleyebilirsiniz. Bu parametrik çalışma sırasında yanlış bir işlem olmasın diye yapılan bir önlemlerden biridir. Kilitleri açıp düzenleyebilirsiniz. Karşı tarafta da bu işleminizi okur gerektiğinde. Şimdi buradan daha önceden hazırladığım bir örnek dosyayı açıyorum. Burada bir üçgenli bir şekilde bir gökdelen, basit bir şekilde gökdelen konsept çalışmasını beraber yapıyor olacağız. Öncelikle bağlantıyı başlatıyorum. Şimdi nasıl başlayalım? Bir konsept çalışması olduğunu düşünelim. Bir arazi sınırları belirleyelim. İşte parsel sınırımız gelmiş olsun. Bu çizimi ben Rhino'da görmek istiyorum ki zemin kat izini o sınırların içine çizeyim ve daha sonra onun üzerinden gökdelenimi geliştireyim. Burada parametreler kısmından çeşitli elemanları alabiliyoruz AutoCAD içerisindeki. Deconstruct dışında diğer bir alma yöntemidir. Ne yapıyorduk? Sağ tıklıyoruz. Bir tane çizgiyi tanımla diyoruz. Ve o çizgimiz Rhino'ya gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben artık zemin isimi bu parsellerin içinde kalacak şekilde çizebilirim. Gökdelenimizin zemin katını şöyle hızlıca oluşturalım. Bu çizgiyi seçip Grasshopper'a aslında bu noktadan sonra Rhino ile teknik olarak bir bağım kalmamış oluyor. Yaratacağım algoritmaya bağlı olarak. Burada devam etmeden önce önemli bir konuyu söylemek istiyorum. Bu algoritmik tasarımla ilgileniyorsanız, çalışıyorsanız ya da hevesiniz varsa bu bir yemek tarifi gibi dedik. Bu nedenle biraz ne yapacağınızı biliyor olmanız lazım. Yani kafanızda bir ön bir fikir olması lazım. Öbür türlü üç program arasında kaybolabilirsiniz. Yani öncelikle formülü yapacağınız şeyi belirleyip burada uygulamaya geçerseniz, varyasyonları burada denerseniz daha kolay olacaktır. Öncesinde bir zihin çalışması yapmak gerekiyor. Şimdi mesela zemin katımızı bağlayalım, kulemize geri dönelim. Şimdi burada şu şekilde bir formül hazırlamışım. Orta kat izim var, bitiş izim var. Bunları geometriyi alıp yukarı taşıyarak, döndürerek ve ölçeklendirerek oluşuyor. Bunları da daha sonra birbirine bağlayarak, bu üç yüzeyi birbirine bağlayarak bir nevi baca gibi, eğrisel bir baca gibi loft komutu ile birbirine birleştirilmiş olacağım. Örneğin en başta zemin katımızı loft komutuna bağlayalım. Daha sonra döndürülmüş orta katı burada shift'e basarak ekliyorum. Ve en sonunda da en üst katın döndürülmüş ve ölçeklendirilmiş halini bağlıyorum. Burada Rhino ekranında görebileceğiniz gibi düzenli bir şekilde bir loft oluştu. Grasshopper'da yapılan geometrileri hem yüzey olarak hem de sadece wireframe olarak görebilirsiniz. Ya da bazen daha kompleks geometrilerde hiçbirini Rhino'da çizilmesini tercih edebilirsiniz. Çünkü işlemcinizi ve RAM'inizi o geometrileri yansıtmak için zorluyor olacaktır. Loft'umuzu oluşturduktan sonra bunun üzerinden kontur komutuyla döşemelerimizin sınırlarını yaratıyoruz. Bunu da kat yüksekliğine bölerek ilerliyoruz.
Kat yüksekliğini değiştirdiğimiz zaman doğrudan model üzerinde de değişiyor olacak. Şimdi 5 metre üzerinde ilerleyeceğim. Peki bunu Archicad'e nasıl bağlıyoruz? Şu anda herhangi bir bağlantı yok. Bir data alamıyor gördüğünüz gibi. Archicad'te bu sınırlarda döşeme olmasını istiyorum. Slab komutuyla bu kontürleri bağlıyorum. 3 boyut ekranımıza geri dönelim. Archicad tarafına otomatik olarak dosyalarımız geldi. Mesela değişiklik yapalım. Üst kata doğru daha da daralsın. Ya da biraz daha dönsün. Gibi çalışmalar yapabiliriz. Loft'la yüzeylerimizi oluşturduk. Onu kat yüksekliğine göre belli ara parametrelerle böldük. Orada bir döşememiz oluştu. Bunları da Archicad içerisinde görebiliyoruz. Daha sonra bu kontürleri katlar üzerinden birbirine bağlayarak bir panel cephe sistemi oluşturacağız. Bunun için de kontur çizgilerimizi formülümüze bağladık. Şu anda ben panel cephe elemanlarını kapatmıştım, komutlarımızı. Grasshopper'da çalışırken bütün parametreleri bir anda hesaplamasın diye kapatmanız tercih edilen bir yöntem olacaktır. Bunları açtığımda değişikliğim Archicad'e yansıtılıyor. Burada belli sayılara bölüp onları da üst kattaki listeyle bir kaydırarak bağlayarak bu şekilde üçgen geometriler oluşturmak üzerine aslında kısa bir tanım var. Bunun Archicad'le doğrudan bağlı olmasının en güzel kısımlarından bir tanesi bu cephenin çeşitli ayarlarını da değiştirebiliyor olmamız. Yani curtain wall aracılığı olarak çevirdik. Fakat onun çeşitli ayarlarına da müdahale edebiliyoruz. Örneğin çerçevenin malzemesinden panel malzemesine, kalınlığına, işte kullanılan pardon, bileşenlerine gibi. Örneğin buradan bölücü panel settings'inden yüzey malzemesini değiştirebiliyoruz. Şu anda alüminyum atalı. Gördüğünüz gibi Archicad içerisindeki malzemeleri okuyor. Buradan mesela cam sayesinde seçelim. Ve Archicad üzerinde görmüş oluyoruz. Buradaki mesafeler benim burada belirlediğim offset komutları üzerinden olan komutlar. Tekrar geriye dönüp ilk baştaki geometrimizi düzenlersek bütün formül de ona bağlı olarak güncelleniyor olacak. Buraya kadarki kısımda herhangi bir sorusu olan var mı? Bu kodları paylaşabilir misiniz? Bunları paylaşabilirim. Burada yana bir sıkıntı yok. Yani definition'ı, Grasshopper içindeki kodu paylaşabilirim. Başka neler yapabiliriz? Şurada bir örneğin daha var. Şu
Burada örneğin bir cephe çalışması var. Son derece basit bir çalışma. Şuradan kodlarımızı kapatalım. Voronoi basınç çalışması. Şimdi buradaki kod normale göre biraz daha uzun. Ama genel mantığı şu şekilde. İki tane nokta alıp bir yüzey belirleyip o yüzey dikdörtgeni üzerinde çeşitli rastgele noktalar yaratıp o noktalar üzerinde Voronoi diye bilinen formülle boşluklar yaratmak üzerine kurulu. Bakalım parametremizde neler var? 27 adet nokta oluşuyor gibi. Şu anda komutlarımız kırmızı renkte çünkü henüz bağlantıyı başlatmadık. Gelelim tekrar. Yeni arşivet ekranındaki bağlantıyı da açalım. Taratalım. Bu şekilde görmedi. Bazen değiştirme yaptığınızda, programlar arası geçiş yaptığınızda ilk seferde görmeyebiliyor. Şimdi ben en azından şu ekranı tercih edip buradan ilerlemeye çalışırsam herhalde daha iyi olacak. Bununla ilgili dünyada yapılmış çeşitli örnekler var. Sadece geometri bulmak için değil, çeşitli içerisindeki farklı parametrelerle örneğin buradaki hani bir ile ve Ladybug ile iklim analizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bu Ladybug ve hani bu üzerinde neler yapabiliyorsunuz? Ne kadar gölge düşüyor, ne kadar aydınlanma var? Bunların yalıtım hesabını vesairesini alabiliyorsunuz. 3 boyut üzerinde özellikle kitle şehir modellemesinde son derece faydalı geometriler. Smartphone'da şu işleve yarıyor. Benim kendi üzerinde kullandığım birkaç eklentiyi anlatıyor olayım. Şimdi her türlü geometri yapabiliyorsunuz diye anlatıyoruz. Fakat aslında çift yöne eğrisi olan yüzeyleri ArchiCAD üzerinde yansıtamıyorsunuz. Çünkü zaten üretimi de henüz çok kolay olan şeyler değil. Dolayısıyla bu eğrisel geometrileri bir şekilde tek yüzeyli, tek yönlü eğrileri çevirmeniz lazım. Örneğin bu örnekte her panel üç noktası olan bir üçgen. Dolayısıyla tek bir yüzey. Bu yüzden üretmekte zorlanmıyoruz. Smartphone gibi araçlar bu geometrileri işte altıgen, kare, üçgen ya da ne olursa olsun optimum şekilde sınırlarını koruyarak düzlemler oluşturmamızı sağlıyor. Diğer örneği açmada sıkıntı yaşadığım için tekrar onu açmayı denemeyeceğim. Sizin sorularınız varsa onun üzerinden ilerleyebiliriz. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir merak ettiğiniz bir konu var mı ya da herhangi kullanıyor musunuz? Kullananlar aramızda var mı gibi gibi. Çeşitli kullanıcılarımız var anladığım kadarıyla. Bakıyorum. Yeni başladım. Hızlanmak için neler yapabiliriz diye sorulmuş. Buradan o zaman şu şekilde sunumumuza şöyle bir geri döneyim. Önce şu kaynaklardan bahsedeyim. Sonra da hızlanmak için neler yapabiliriz onlardan bahsedeyim. ArchiCAD için öncelikle bilmiyorsanız ArchiCAD'e dair herhangi bir bilginiz yoksa myarchicad.com üzerinden
ücretsiz olarak deneme sürümü edinebilirsiniz. Profesyonel öğrenci, öğretmen ve okul versiyonu var. Profesyoneller için bir ay tam sürüm herhangi bir kısıtlaması olmayanı sağlıyoruz. Öğrenciler için de keza okuduğu her yıl kullanabiliyorsunuz. Öğrenci belgenizi göndermeniz şartıyla aynısı öğretmenler ve okullar için de geçerli. Rhino tarafında da size 90 günlük bir deneme sürümü sağlıyor. Ve bunu dediğim gibi rhino3d.com'dan indirebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Grasshopper tarafında çok sayıda kaynak var. Benim başlayanlar için hem Rhino hem de Grasshopper için eski bir site vardı. Onu direkt hızlı başlamak için onu önerebilirim. digitaltoolbox.info diye bir web sitesi var. Burada Rhino Grasshopper için Basic, Intermediate, Advanced diye kategoriler var. Bunların hepsi videolu. Arayüzünü, operasyonları nasıl yaptığımızı, örneğin bir çizgiyi nasıl bölüp o noktaları nasıl borularla bağladığımızı anlatabiliyoruz. Ya da işte renk atamalar, random komutu. Örneğin bir yarışmaya katılacaksınız, cephe çalışması yaptınız. Az önce benim kolonu yerleştirdiğim gibi çeşitli güneş bölücü paneller hazırladınız. Bunları random şekilde bölebilirsiniz. Özellikle yarışmalarda herhangi bir şeyin böyle random olması size fayda kazandıracak, fayda sağlayacaktır. Listeler mantığınızı, yani Grasshopper tarafında hızlanmak isterseniz liste mantığını öğrenmenizi öneririm. Çünkü her komutun aslında birer çıktısı oluyor, bir üçgenin üç noktası oluyor. Ve çok sayıda üçgen yarattığınızda bunları üçgenin her üçgendeki bir noktayı ya da birinci noktayı, ikinci noktayı nasıl kontrol edebileceğinizi listeler ve triler üzerinden yönetiyorsunuz. Burası biraz daha matematik kısmı gibi. Ama bu liste temelini öğrendikten sonra Grasshopper'da kolayca ilerleyebiliyorsunuz. Çok sayıda ücretsiz kaynak ve video var. Benim bunu önermiş olmamın sebebi seviye seviye gidiyor olması. Ve hani videolu bir şekilde seriler yaratma, alt listeler, onları bir çizgiyi doğruya yönlendirme gibi bir çeşitli komutlar mevcut. İsterseniz mimarlık ofislerinde size gelip daha fazla detaylı bir şekilde demo yaparak anlatabiliriz. Yani sizin kullanımınıza yönelik. Çünkü dediğim gibi çok sayıda parametre var ve bunlarla yapılabilecek şeylerin sonu yok. Sizin kullanımınıza yönelik çalışmalar yapabiliriz. Örneğin burada bu videoda kent blokları yaratılmış, çizgiler offset alınmış, belli bir mesafede ekstrüt edilmiş. Daha kentsel ölçekten mobilya ölçeğine bir raf nasıl yapabilirsiniz? Bunların hepsini beraber deneyebiliriz. Gerekirse Rhino Grasshopper üzerinde ileri seviye eğitimde planımız var. Size gerekliyse eğitim de sağlayabiliriz. Benim açıkçası bu webinarda temel olarak aktarabileceklerim şimdilik bunlar. Sorularınız yoksa webinarımızın Mayıs ayında sonlandırıyorum. Devam eden aylarda Haziran'da muhtemelen bir webinarımız olmayacak. Fakat hani yazın AşGet 22'nin çıkmasıyla beraber tekrar webinarlarımıza devam edeceğiz. Kaçırdıysanız ya da herhangi bir kısmını tekrardan izlemek istiyorsanız YouTube'a yüklüyor olacağız. Şu ana kadarki 4 videomuz da zaten YouTube kanalımızda hazır ve yüklü. O linkin altına YouTube'daki description kısmına, tanım kısmına bu dosyaları da yüklemiş olacağım indirebilmeniz için. En azından bir iki tane definition'ı. Böylece kendinizi deneyebilirsiniz. Bu web sitesinin de adını yazacağım. Kullanmanızı, keyif almanızı diliyorum. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum.